yaşaması gerektiğini öğrenmesi gerekiyor. Galiba. İçinde yaşıyordu zaten. Evet, bu şekilde yaşaması lazım ama. Bilmiyorum, Papa doktor olan sensin. Kimi zaman insanın sinirini dışarıya atması sence onu rahatlatmaz mı? Rahatlatır. Ama onu da Çok mu yapmıyordu. içine dönüktü? Son zamanlarda aranız nasıldı? Bu arada bunları soruyorum İyiydi. çünkü ben de merak ettim açıkçası. Benim de İyiydi. işim yakın Yani şöyle bir arkadaşım. şey var. Biz hiç öyle şeyler kadar çok vakit geçirmiyorduk Can Bak'la. Rıza, Tahsin, Cenk, Tan. Onlar kadar vakit geçirmedim Can Bak'la. Ama aramız hep iyiydi yani. O bana güveniyordu, ben ona güveniyordum. Bu ilk hastaneden atıldığımda illegal doktorluk yapacağım zaman neyi nasıl yapacağımı ona danışmıştım. Ama Sizin için silahları da önemli bir olduğunu oraya görebiliyorum, evet. Çember hakkında aldığım notlarda da senin ismin geçiyor zaten. Seni önemsediğini biliyorum. Ama iyi olacak, üzme kendini. döneceğini düşünüyorum zaten. Dönecektir zaten. Hepimizin belli başlı süreçlerden geçmesi gerekiyor. Okuduğun mesaj bir veda mesajı mıydı yoksa... Bayağı veda etmiş işte. Bunun senin için üzücü bir şey olduğunu görebiliyorum. Ama üzülme. Dönecek. Yani üzülsem de biraz içimde yaşamam gerekiyor çünkü geride Burak'ta bir familiz var. Families. TSF. Yeşiller. Bilmem misin? Yani o kısımları çok okuyamadım bugün. Onların ailesi diyeyim artık. Genç değil onlar, aile. Can Berk'in yıllar içinde oraya çok emeği oldu. Ve şu an onlar lidersiz kaldı gibi bir şey. Pony yok, Ronnie yok. Nasıl bir Cenk insandı yok. peki? Can Bak mı? Hı. Baba gibiydi. Yani diğerlerine baba gibiydi, bana da abi gibiydi. Normalde ondan daha büyüğüm ama abi gibiydi gerçekten. Onun bu sana verdiği değeri başkaları da fark ediyor muydu? Yani açıkçası iş yaptığım 3 tane insan var. Onlardan biri Canberk'ti. Tan tanıştırdı beni de. Onunla alakalı aldığım notlarda hep yani iyi bir insan olduğuna, çalışkan bir insan olduğuna dair pek çok betimleme mevcut ama aynı zamanda da şimdiye kadar çok fazla yanlış yönlendirilmiş bir insan olduğuna dair bir izlenime sahip olmuşum. Yanlış yönlendirilmiş. Evet, bana biraz kaybolmuş gibi geldi. Ben yanlış yönlendirilmiş olduğunu düşünmüyorum da insanları doğru yerlere yönlendirmeye çalışırken biraz yolda. Kendi yolunu kaybetmiştir belki de. Belki de ona bu yolu hatırlatacak birine ihtiyacı vardır hayatında. Böyle biri var mıydı hayatında? Tekrar söyler misin? Çavaş güldürme ya. Belki ona kaybettiği yolu hatırlatacak birine ihtiyaç duyuyordur hayatında diye sordum. Böyle biri var mıydı hayatında? Ben bireysel olarak bilmiyorum.
Ama bunu sana anlatmam doğru olur mu bilmiyorum ya. Yalçı söyleyeceğini düşünmüyorum kimseye ama. Yani bilmiyorum, bana neren anlarını anlatan sensin. Ben de sana olabildiğince dürüst olmaya çalışıyorum. Bence kimseyle konuşacağımı düşünmemem gerekiyor ama ben Tamam. bunları biraz seni tanımak için soruyorum aslında. Yüzün gördüğüm için Biri soruyorum. varmış. Tahsin dün anlatmıştı. Ben de ilk kez duyuyorum. Biri varmış sanırım öyle olan. Bu insan ona saptığı yolu hatırlatabilecek kadar engin bilgilere sahip biri miymiş? Onu bilmiyorum ama yani Tahsin de o kadar fazla üstünde durmadı ama Tahsin, Cenk, Canberk üçü içinde biraz yol gösterici gibi bir şey olmuş yani. Roy'du galiba adı. Anlamadım. Roy'du galiba adı. Roy. Hı. Kimmiş bu adam? Söylediğim kişi işte. Bunun dışında pek bir şey bilmiyorum. Nerede peki bu adam? Bilmiyorum. Yok, kayıp galiba. Bilinmiyor. Neden? Yani yol göstericileri ise kendilerinin bu durumda olmaması gerekiyordu. O yüzden doğru yolu gösterememiş olabilir her kimse. Uzun süredir hayatlarında yok ama yıllardır. Anladım. Sen tanıyor musun bu kişiyi? Hiç görmedim. İsmini de ilk kez dün duydum. Tahsin daha iyi bilir. Sen neden takıldın ki ona bu kadar? Yo, hayır, takılmadım, sadece merak etme. Abilerim iyiydi, kardeşlerim iyiydi. Öyle bir şey değildi sanırım. Benim aile bağlarım biraz tuhaf olduğu için anlamaya çalışıyorum. O yüzden baba. Ha yok şey gibi değil. Yani aileden biri değil. Kan bağı falan. O tarz bir şey değil. Okey, anladım. Ama tam olarak ne tarz bir şey olduğunu da çok bilemiyorum yani. Hiç böyle bir şey olacağını düşünmediğim için Tahsin'e ekstradan soru falan sormadım yani onunla ilgili. Anlay yani bilmiyorum, zaman içerisinde ben Canberk'in toparlayabileceğini düşünüyorum. Güçlü bir yapıya sahipti bu arada. Ben de Öyle öyle etkilemiş. düşünüyorum ya. Toparlayıp geri döneceğini düşünüyorum. Ben dün onunla biraz konuşmamdan sonra eskisinden daha da iyi olabileceğini düşünüyorum. O işi gördüm kendisinde. Güçlü bir yapıya sahip. Sadece nasıl kullanacağını bilmiyor galiba. O ışığı gördün mü? Hı. Hatırlıyor musun onunla konuştuğunu? Yok, hayır. Notlara mı yazdın o ışığı gördüm diye? Yani buna benzer betimlemelerde bulundum, evet. Okuduğum şeyleri gün içerisinde farklı bir şekilde betimliyorum. Hmm, Yoksa açıp anladım. sana notlarımı okurdum, sen de bir yerden okuyormuşum hissiyatına kapılırdım ve bu çok, bilmiyorum, samimiyetten uzak bir tavır olurdu galiba. Ukalayız biraz. Ben mi? Hı. Ne o kadar adamı gördün ya? Niye habire bunu söylüyorsun?
Her neyse. Tamam. O ne biçim tavsiye doğdu kimse ya dedi. Bir şekilde konuşarak üçüncü seansa devam etmek ister misin yoksa bunu pas mı geçelim? Etmek isterim ya. Ama senden bu seanslık biraz bana yardımcı olmanı isteyeceğim. Okay. Elimden gelmeye yani aslında bir şey saklamaya çalışmıyorum senden. Şu anda da öyle hissetmiyorum ama elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Okey. Neyle başlayalım? Dünkü çelişkili ağla mı başlayalım? Yenisi oğlu ağla mı? Yani bugün seninle alakalı bir şeyler okurken üçüncü seansa bir şeyler attığını biliyorum. Ben evet attım. Ama Doğru anlamış senden mıyız? başlasak daha iyi bence. Olur nasıl istersen. Spor sorusuna çok takılmışsın. Neden Olsa olsuna takılmışsın? değil de ailenin bana öğrettiği derslerden örnek istemiştim. Spor dışında. Onu üçüncü seansa atmıştım. Ailem tam olarak ne söyledim sana? Önce derslerime odaklanmamı, iyi çalışmamı, iyi okumamı istiyorlardı dedin. Sonra notlarım kötü gelince seviniyorlardı dedin. Sadece tarih dersinin iyi olmasını istiyorlarmış. Ama sen elektronik okudun. Sonra hayatımı düzenine sokmamı söylediler. Spor yaptırdılar dedin. Yani açık konuşacağım bunların hiçbirinden tatmin olmadım ben. Tam olarak ne öğretti sana o aile? Gerçekleri mi öğrenmek istiyorsun? Hı. Ailemin biraz evi yüzü bir yapıya sahip olduğunu ve otoriter olduğundan bahsetmiş miydim? Evet. Onunla benim her koşulda bir şekilde kendi ayaklarım üzerinde kalabileceğimden emin olmak istiyorlardı. Bunu her aile ister. Evet ama pek çok aile bu konuda hiç bok yemez. Yani bunun için ne şekilde eğittiler seni? Artık kelimelerin etrafından dönmesem mi acaba? Daha önce hiç kavga ettin mi? Ne, nasıl yani? Bayağı. Yani Fiziksel kavga mi? ettin mi? Fiziksel evet. Ettim. Sonucu ne oldu? Yendin. Bravo. Bu sevinici bir haber. Şükür hanım. Kaç kişiyle kavga ettin? Aynı anda mı? Yani evet. Yani elimde silah yoksa düşünüyorum. Şevket diye biri vardı, ona vs atmıştım. Ben bir ara çok fazla spor yaptığım için böyle gördüğüm zaman deniyordum yani gücümü. Kazanıyordum da. Ama biri iki belki olmuştu, belki olmamıştı. Benim adamım öldürmeyin abi, ciddi rol yapmaya çalışıyor. Peki karşında seni dövmek isteyen 10 kişi duruyor olsa Papa bu konuda ne yapabilir? İllegal doktorum, bence işinize yararım. O yüzden aramızı iyi tutmak sizin açınızdan iyi olur da. Peki konuşmanın da pek fazla işe yaramayacağını fark ettin. Yani ölmemek için dua ederim herhalde.
Evet, ailem de bana bu 10 kişiye karşı nasıl mücadele etmemi öğretti bana. Dediğim gibi biraz otoriter bir babam vardı. 1'e 10 mu? Sayıyı artırabilirsin istiyorsan. Besinden mi? Pardon. Yani bunda çok fazla abartılacak bir şey yok ama yani genel hatlarıyla biraz kendimi nasıl savunmam gerektiğine dair bazı bilgiler veriyordu bana boş vakitlerinde. Spordan kastım buydu. Başlarda adapte olması benim için çok Baya zordu ama... baya dövüş eğitimi vermişler. Ve üst düzey dövüş eğitimi vermişler. Wing Chun mu? Gibi. Muay Thai daha çok. Hmm. Bu bahsettiğim eğitimler sadece yakın dövüş teknikleriyle alakalı şeyler değil. Açar mısın onu biraz? Yani Açılmıyor galiba. bilmiyorum, bir noktada bu tarz şeylerin seni benden iteceğini düşünüyorum açıkçası ama. Neden? Neden istin? Yani sana anlattığım şekilde muhtemelen senin kafanda 10 kişiye karşı nasıl mücadele verebileceğime dair fiziksel bir görüntü oluştu ama Bu görüntü beni itmedi ki. bu görüntü itmedi ama sorduğun şeyin cevabı muhtemelen itecek. Başka ne öğrettilerin cevabı mı? Evet. Kendi kafanda beni neyin itip itmeyeceğini düşünmesen olur mu ya? İterse söylerim söz. Derim ki bu Yani çok itti fazla yani. düşündüğümü düşünüyorsun galiba. Öyle bir şey yok böyle. Sürekli söylüyorsun ama. Şu seni itecek, bu seni itecek. Öyle mi? Genel olarak insanları itmiş olabilir zamanında bu söyleyeceğiniz şeyler. Daha önce kimseyle bunları konuşmadım. İtip itmeyeceğini nereden biliyorsun o zaman? Normal yaşantı süren insanlara çok fazla yakınsın çünkü. Öyle bir izlenim veriyorsun bana o yüzden. Normal yaşantı süren. Tabii bu biraz dün anlattığın hikayeyle yerli eksen oldu galiba. Dün sanırım neden alakalı bir şeyler anlatmışsın ama. Normal yaşayan insanlar derken? Yani insanları dövmekle onlara zarar vermek arasında çok büyük bir fark var. Zarar veren insanlar da tanıyorum. Peki bundan keyif alan insanlar tanıyor musun? Düşüneyim. Olabilir. Keyif alsalar da yargılamam ki. Pekala. Okey, devam edebilirsin. Sen cevap verecektin. Bunu biraz da çağır mısın dedikten sonra bu konuya girdik. Aa. Yani izini kaybettirme. Pek çok insana aynı anda zarar verip insanların zaafından yararlanma. Sürekli elinde bir kozun olması gibi. Biraz can sıkıcı şeyler.
Yani bunlar yani kullandığın kişi için can sıkıcı olabilir de senin için can sıkıcı olacağını düşünmüyorum. Benim için can sıkıcı bir şey, eğlenceli bir şey. O zaman sorun nerede? Ya da bunu söylerken ki çekinme sebebin ne ya? Ha şimdi benim canımı yakmayı düşünmüyorsun doğru diye düşünüyorum. Ne o zaman? Bana yardımcı olmaya çalışan tek insan neden zarar vermeyi düşünüyorum ki? Belki bir gün notları okumayı unutursun. Bilmiyorum. İnsanlara durduk yere zarar vermek gibi bir dürtüm yok. Hiçbir zaman da öyle bir dürtüm olmadı. Hak ettiğini düşündüklerine mi? Belli başlı insanlar, yeni dünya düzenini hak etmeyen insanlar vesaire falan. Bu neydi? Ne oldu? Bir ses geldi o taraftan. Ben ninemi vurmadım bu arada. Öldürmedim yani. Nasıl yani? Yalan söyledim. Neden? Birincisi yani böyle durumların ittiği biri değilim. Onu göstermek için. İkincisi birinci ve ikinci seanslarda yalan söylediğin için şimdi belki bir ihtimal sana yalan söyleyen biri olduğunda en azından şu anlık empati kurabilirsin diye. İkincisi sana sinir Ne, oldum yoksa yani yalan tarz söylüyorsun psikoloji diye. uygulayarak bir şeyler anlatacağım falan mı düşündün ya da? Bazı psikoloji yapmıyorum. Dümdüz söylüyorum işte. Yok, uygulamaya çalıştığın tarz psikoloji işe yaramadıktan sonra buna bir kılıf uydurmaya çalışıyor olabilirsin de o yüzden. İşe yaramadığını nasıl anlayabilirim ki? Uyguladıktan sonraki günde şu anda 10 dakikada konuşuyoruz. İşe yarayıp yaramadığını görmem için bu konuşmanın sonunda yapmam gerekiyordu bu. Ama yalan söylediğim kanısına var mısın? Demek ki ters psikolojinin işe yaramadığını düşünüyorsun. Yalan söylediğin Gayet. kanısına bunu söylemeden önce varmıştım zaten. Çok ukalasın ya. Ben ukala değilim de sen kendi düşündüğünden normalde olandan daha fazla zeki zannediyorsun. O sıkıntıdır belki. Yok, hayır, öyleyim ben. Hı. Okey. Sormaya devam edebiliriz. Daha önce sorduğum soruları sorabilir miyim? Belki önceden yalan Sormayı teknik olarak söylemişsindir. hatırlamıyorum zaten. Lütfen. Babanı hatırlamadığın doğru mu? Oxford'da tam olarak ne söyledim hatırlamıyorum. Yani okuduğumda açıkçası çok da fazla net hatırlamıyorum şu an. Okudum ama bugün okudum ama hayal meyal hatırlıyorum dediğim gibi. Tamam, dürüst haline tekrar cevap verdiğin için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Baba diyebileceğim bir herif değil yani. Adını söylesen, adıyla hitap edelim o zaman. Gerek yok. Adını biliyorsun yani. Hiç ulaşmaya çalıştın mı?
Çalıştım, evet. Aslında çok olgun yaşlarıma kadar denemeye devam ettim bu arada. Sırf tek bir soruyu sorabileyim diye yani. Başarılı mı olamadın yoksa bir yerden sonra pes mi ettin? Yok, hayır, izine rastlayamadım. Sanki hiç yaşamamış gibi ya. Ne bir kayıt, ne bir telefon numarası, ne yaşadığına dair bir olgu. Sen bunu yapabilir misin peki? Sen böyle izini kaybettirebilir misin? Eğitimini almışsın ya. Yapabilirim, evet. Yaptım da zaten. Bu yüzden Tanrı artık benimle konuşmuyor galiba. Ben bu şehire geldiğimde çünkü bir mekanik olarak geldim ve tanıştığım herkesle konuşup onlara benim haricinde iki tane daha patronumun olduğunu söylemişim. Hatırlıyorum. Bu insanlar hiçbir zaman var Peki, olmadı. yani bilmiyorum belki çok ütopik gelecek ama iz kaybettirme konusunda aynı eğitimi almış olabilir misiniz? Yani o eğitimin bir tekniği falan varsa. Yok, hayır, onunla bir alakası yok. Dediğim gibi babamı hayalmeyeli hatırladığım için tam olarak nerelere, nasıl, ne şekilde bakmam gerektiğini çok fazla kestiremediğim bir süreçten geçiyordum. Üniversite hayatımda da öyle. Okulun sonlarına doğru da öyle. Kendisini kaybettirmede değil de unutturmada çok başarılı bir insan gibiydi. Annem hep çok üzgündü çünkü. Evde hep kavga ediyorlardı. Hiçbir zaman pek hayatımız olmadı. Yani çok bir baba figürü hissetmedim çocukluğumda zaten. Muhtemelen annem öldükten sonra siktir olup gitti. Vicdanını rahatlatmak için birkaç kere yurda gelip baktı. Başka hiçbir Annen şey değil. neden ölmüştü? Bununla alakalı bir şey konuştuk mu? Bilmem, konuştuk mu? Ben bununla alakalı hiçbir nota denk gelmedim çünkü. Bir şey söylersen Konuşmamışızdır o yazmadım. zaman. Konuşmamışızdır o zaman diyecek kadar dikkatsiz bir doktor musun gerçekten Şu an üzgünüm. En sevdiğim ya? Yani. insan gitti şehirden. Üzgünüm şu an. Gelecek ama. Ama şu an gittiği gerçeğini değiştirmiyor. Geldiğinde de geldiğini fark etmemiş de olabilirsin yani. Belki uzak kalmak istiyordur her şeyden. Anne neden öldü? Annem ölmedi, öldürüldü. Öldürdüler. Kim öldürdü? Bilmiyorum. Yani tek hatırladığım şey beni evden evde büyük bir patlama olmuştu galiba. Evden kaçırmaya çalışıyordu beni. Ya o da suratını galiba son kez görüşüm falan galiba. Sonrasını hatırlamıyorum. Galiba birileriyle kavga ediyordu babam.
Buraları gerçekten çok kopuk. Yani bu de... Tamam, hatırlayabildiğin kadar. Ama beni bir yere götürmeye çalışıyor gibi bir hali vardı sadece. Annemin suratını son kez hayal ettiğimde suratında bir hayal kırıklığı ifadesi vardı. Hep öyle kafamda canlandı yıllarca. Kaç yaşındaydın sen bunlar olurken? Sanırım 5. Müslüm Bey. Peki, bu seni evlat edinen aile. Daha öncesinde senin gibi birçok kişinin olduğunu söylemiştin. Birçok kişiye böyle terk edilmiş çocukları aldıklarını söylemiştin. Diğer çocuklardan herhangi birini tanıyor musun? Açıkçası bunları tam olarak hatırlamakta güçlük çekiyorum ve gerçekten yalan söylemiyorum sana ama yani hatırladığım birkaç tane figür var, evet. Anlaşamadığım birkaç Aynı kişi vardı. evin içinde miydiniz? Aynı evin içindeydik. Aynı eğitimlerden geçiyorduk. Ev büyük müydü? Bayağı. Bu eğitimleriniz için özel yerler var mıydı? Yok, hayır. Eğitimler için farklı bir yere gidiyorduk. Peki Victor, bu eğitimlerden sonra aldığın bu dövüş ve diğer bahsettiğin eğitimlerden sonra o aile hiç bu eğitimleri onlar için kullanmanı istedi mi? Evet. Bu Ama bu ailenin tahmin ettiğin gibi bir şey değil. Yani şu an kafanda ne canlanıyor hiçbir fikrim yok ama bir şey canlanmadan hemen istersen söyle nasıl bir şey olduğunu. bak Bakıyorum. bu kanallık yapma. Tamam. Bu tam sevimlilik de yapma. Tamam. Şu tam bak, babam çok gerçekten tuhaf bir insandı. Baba diye bahsettiğim kişi Foster ailesinden bahsediyorum. Baştaki siktirip giden değil de. Ona aile diyelim, Onun karışmasın. okay. Onun dünyaya bakış açısı çok farklıydı. Yani onun üzerinden alıntı yapacak olursam eğer Sözü kaydeder yeni misiniz? dünya düzeninde zayıfların yaşamasına yer yok. Bütün ırkların ve dinlerin kendisine yeni bir amaç doğrultusunda bir araya geleceğini düşünen böyle sapkın fikirleri olan biriydi yani. Ve bu yeni dünya düzeninde olabilecek olmayı hak eden bir insan için 666'sında yakmayı göze alabilecek biriydi. 666. Onun cümleleri. Senin telefon numaranın başı 666. Ha bu hat. O buraya geldi. Yanındaydı zaten. Sonrası da 2188. Tam olarak bana verdiğin para miktarı. Biliyorum. 2188 ne? Onu bilmiyorum. Bilmeyerek mi parayı direkt o şekilde verdin?
Hayır. Numarayı daha öncesinde çok kez gördüm. Buraya geldiğimde yanımdaydı zaten Numarayı da önce çok kez gördün. yani. Kullanmadım sadece. Takmadım yani herhangi bir telefonu. Çünkü bazı parçalar çok kopuktu yani. Ne yapmam gerektiğine dair hiçbir fikrim yoktu. Yani bir şeyden mi kaçıyordum? Bir amaç doğrultusunda mı burada buldum kendimi? Hiçbir fikrim yoktu yani. Güne muhtemelen panikle başlamanın en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu. Onu sana söyledim mi hiç? Neyi? Her sabah uyandığımda büyük bir panikle uyanıyorum. Neden? Bilmiyorum. Bu da senin çözmen gereken bir şey. Sebebini bilmediğim bir panikle mi uyanıyorsun? Bir panik içindeyim ve sinirli uyanıyorum, evet. Peki bu aile senin eğitimlerini onlar için kullanmanı istemişti ya. Ona örnek verecektin. Yani en basit örneğini verebilirim. Aslında bu çok böyle sandığın gibi ürkütücü bir şey değil. Ürkütücü diye sormuyorum ki. Ürkütücü diye sorup sormadığının bilincindeyim. Senin düşündüğün gibi diğer insanların dışarıdan baktığında bana deli demesini gerektirecek bir şey değil sadece. Ama en basit örneğiyle üzerinde çalıştığım proje yanlış ellere geçmişti ve nerede, nasıl, ne şekilde onu geri getireceğimi çok iyi biliyorlardı. Üzerinde çalıştığın proje üniversitede başlamamış mıydın? Hatta üniversiteye geç, üniversiteden sonra başlamadın mı? Evet, bu farklı insanların eline geçmişti ama sağ ol sonra. Ama sen bu seni evlat edinen aileyle üniversiteden sonra hiç görüşmediğini söylemiştin. Öyle mi söyledim? Yıkadın beni doktor. Tam olarak ne söyledim sana? Yani bir önemi yok tam olarak ne söylediğini. Şu an Bak, aktif bir görüştüğünü şekilde anlıyoruz. konuşmuyorum kimseyle. Konuşmadım daha doğrusu. Yani hatırladığım kadarıyla. En azından şu andaki kondisyonumun gerisine biraz daha gittiğim zaman hatırladığım kadarıyla aktif bir konuşmamız yoktu. Sadece bazı insanları nerede nasıl bulacağımı biliyordum. Onların bilgisi onlardan geliyordu. Ama Ya bu anlamış hali değil bunlar senin için. senin için Anlatıyorum olan bir ya. şey. Onlar kendileri için bir şey Evet, yapmanı yanlış istediler insanların mi? eline geçmesini istemiyorlardı çünkü o yüzden. O zaman bu projeye onlar mı yönlendirdi seni? Onlar bende gördükleri bir şey alıp bir şeyin içine koymaya çalıştılar. Sen galiba Tan gibi sadece araçlardan falan anladığını düşünüyorsun elektronik tarafıyla işte. Hayır. Öyle olsa sana bir tane de makine yapım için yardım istemezdim, değil mi? Öyle bir şey mi geçti? Orada okumadım. Yok mu notlarında? Ben isteyeceğim ikinci iyilik oydu. Onu okumadım galiba bugün. Peki. Eski sevgiline ne oldu? Bu seni üzüyor mu? Ney? Neyi beni üzüyor? Bu az önce. Seni anlattığım bir şeyle alakalı sanki ilgilenmiyormuşum gibi gözüktüm şimdi senin gözünden de. Ama bu benim isteğim doğrultusunda oluşan bir şey değil. Bu seni Ya üzüyor mu? fark etmedim bile ya ne olduğunu. Hayır, seni tanımaya çalışıyorum, o yüzden sordum. Ukalalık yapma. Hayır, anlamadım ki neyi üzecek. Yani bu benden istediğin ikinci iyilik notlarındaydı değil mi? Ben bunu bugün okumamıştım. Bu seni üzdü mü? Hayır, niye üstün? Bir iyilik istemiştim ve bugün okumamışım. Olabilir ama amnezisin. Okey, tamam. Yani komple notlarını da okumayabilirdin yani o yüzden şükür ediyorum.
Evet. Eski sevgilinden oldu. Bilmiyorum. Ama geçen seans bunu üçüncü seans atacağını söylemiştin. Gerçekten bilmiyorum. Neden öldü? Problem de bu. Söyledin, söyledin mi? Hı. Hadi be. Yalan söyleyecektim. Boşluğuna gelmişti. Pek çok yerine geldi galiba. Bir hata yaptım. Yani çok fazla hatırlamıyorum gerçekten. Bu galiba Tan'la tanışmama yakın bu süreçte olmuş oldu çünkü çok bunu çok nasıl söyleyeceğim? Biraz bir acıyı yakın hissetmek mümkün mü ama taze galiba bu kelime. Çok tazeymiş gibi geliyor. Öldüğü anı hatırlamıyorsun ama öldüğü anda sinirli ve panik halinde miydin? Aşırı sinirli miydin o anda? Bilmiyorum. Yani sinirli olmam gerekecek bir şey yapmadı o hiçbir zaman. Ama senin Yani hesaplamalarına ya bir göre saniye, bir saniye. Yani tamam sevgilime pardon. zarar verdim falan mı düşünüyorsun? Hayır ya. Hiç aklımın ucundan geçmedi. Şey tam tarihini hatırlamıyorsundur diye düşünüyorum. Hatırlamıyorum evet. Böyle peki tahmini söyleyebilir misin? Kaç yıl önce olduğunu? Üç, Bilmiyorum. dört. Son 5 sene içerisinde diyebilirim ama. Az önce Tan'la tanıştığımız döneme denk geldi gibi bir şey söylemiştin. Ya da Tan'la Yani tanışmadan acısını önceki kendi döneme. içimde taze hissediyorum. O yüzden acısı tazeymiş gibi geliyor. Tan'la tanıştığım dönemden beri sürekli gerizekalı gibi aynı günü yaşadığımızı düşünürsek evet muhtemelen bir 3 sene içerisinde olabilir, 4 sene içerisinde olabilir. Yakın bir tarihte olduğunu söylemeye çalışıyorum sadece. Tan'la tanıştığın günden itibaren mi amnezin başladı senin? Bilmiyorum. Sıkıştı. Az önce onu söyledi. Hayır, Tan'la tanıştığım zaman aralığından bahsettim sadece. Tan'la tanıştığım günden beri her günü aynı yaşadığım için. Aa, hayır. Ya muhtemelen cümleyi yanlış kurdum. Tan'la sonrasında tanıştım. Çünkü Tan'la önce tanıştığım insanlar varmış zaten. Hala notları duruyor bu arada bende. Hepsinden biri. Zaman aralığını sadece anlayabilmen için söyledim onu. Tan'la muhtemelen bir 2-3 senedir tanışıyorum. 2-3 senedir bu durumdaysam, bir acısı taze geliyorsa bunun, muhtemelen en fazla yani 5 sene içerisinde falan yaşanmıştır diye düşünüyorum. Tamam. Peki Victor, Çok hatırlayamıyorum dediğim gibi. burası çok Çok kritik. üstüne geliyorsun. O Evet. yüzden tam olarak gerçekten bu kısımda, en azından bu kısımda gerçekten dürüst olmanı isteyeceğim. Olabildiğince dürüst olmaya çalışıyorum bugün zaten Tamam. sana. Bu Tan'la ilgili kurduğun cümleyi gerçekten yanlış mı kurdun? Onu da bilmiyorum bu arada. Ben yanlış hatırlamıyorsam Tan'la tanıştığında zaten amneziydin. Tan'ın anlattıklarına göre. Evet doğru. Öyle olması Tamam. gerekiyor zaten. Çünkü Tan'dan önce tanıştığım bir ton insanın notları var bende. Şimdi her sabah uyandığında hem
Panik halindesin. Hem çok sinirlisin. Sürekli aynı şekilde uyanıyorsun. Aynı zamanda eski sevgilinin acısının da sürekli taze kaldığını düşünüyorsun. Bilmiyorum ne kadar bağlantılı. Senin amnezin sevgilinin ölmesiyle başlamış olabilir mi? Bilmiyorum. Biraz daha bu konunun üstüne gideceğim, izin olursa. Devam edebilirsin. İyi misin? İyiyim. Şimdi her sabah yaşadığın ve odaklanarak bir şeyleri hem soracağım hem de belki senin bir şeyleri biraz daha en azından figürsel olarak gözünün önüne getirmene yardımcı olur belki. Şimdi önce hissettiğin sinire odaklanalım. Eğer sevgilin doğal sebeplerden ölmüş olsaydı çok sinirlenir miydin Bak, bilmiyorum. içimdeki sinir hiçbir zaman geçmiyor gün içerisinde. Victor, açık soracağım. Bu soruyu sorduğum için sinirlenebilirsin. Çok kötü de hissedebilirsin ama bunu sormam lazım. Senin de belki bir şeyleri tetikleyebilir. Sevgilini biri öldürmüş olabilir mi? Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Tersi. Tamam. Notlarına bunları yaz ama olur mu? İkinci hissettiğin duygu panik. Birincisinden diyelim sevgilini biri öldürdü kısmı doğru. Hissettiğin panik bu olayı önceden biliyor olman olabilir mi? Belki 5 dakika öncesinde, belki 10 dakika öncesinde, belki 1 saat öncesinde. Ya. Çok ufak sahne kuracağım sana. Böyle değildir ama bu sahne üzerinden doğru yanlış hissederek gidilebilir. Belki bu olayın haberini aldıktan sonra ona koşmuşsundur ama yetişememişsindir. Panik oradan, sinir de öldüren kişiye olabilir. Geri Zaman ver kendine, nefes al. Sakin sakin. Dalgalığa bak. Buradayım ben, merak etme. hatırlamıyorum. Gerçekten. Hatırlayacaksın, merak etme. Hiçbir fikrim yok gerçekten.
Biliyorum Sebep? hatırlamadığını. Bu sorun Yok, değil. bilmiyorum. Alakası olabileceğini zannetmiyorum. Tek bildiğim bir şey var. Yarım kalmış bir şey var. Onu tamamlamam gerekiyor sadece burada. Sonra gideceğim buradan. Burada mı? Ne o yarım kalan? Ölmesi gereken birinin yaşamasına izin vermiş olabilirim. Hatırlamıyorum. Onun kim olduğunu hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum, hiçbir fikrim yok. O bu şehirde olduğu için mi buraya Tamam yeter geldin? ya. Tamam. Tamam yeter o kadar. Sigara içeceğim. Yok Duymuyorum. ya. Neyse. Ben susayım birazcık, çok yüklendim. Saat kaç? Bakayım. 0.12. Güzel. Neden güzeldi? Daha zaman var. Neye? Güneşin doğmasına. Güneş doğunca ne oluyor ki? Rahatsız oluyorum. Neden? Bilmiyorum. Tamam. Tam sen sormadan cevap diyecektim, bilmiyorum. Tamam. Gerçekten bilmiyorum. Kendimi toplamam lazım. Hiçbir şey hatırlamıyorum. İstersen bugünlük burada bırakalım. Bence de. Ne düşünüyorsun? Öyle denizi Manyak zeki izliyorum. oldu mu? Güçsüz bir insan oldu mu? Hayır. Aksine güçlü olduğunu düşünüyorum. Hatta hatırlarsan daha güçlü olacağını düşünüyorum. Kendimi toplamam lazım. Şekilde hiçbir şey hazır olamam. Toplayacağız. Merak etme. Öyle mi dersin? İlk tanıştığımda kendime inanıyordum. Yapabileceğime daha. Şimdi kendimle birlikte sana da inanıyorum. Senin yarınında dördüncü seansımızda sadece eğitim sürecini konuşmak istiyorum. Başka bir soru duymak istemiyorum. Tamam.
Ben de sana olabildiğince dürüst bir şekilde anlatacağım her şeyi. Tamam. 17 yaşımdan 20, 27 yaşıma kadar, tamam. Tamam, Hepsi. anlaştık. Okay. Bu da bu seansın ücreti. Soru sorma yeter bu kadar. İçimden geldi. Tamam. Harca kadar yürüyelim mi? Olur. Sen önden gidebilir misin? Ne yapacaksın ki arkada ya?